Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İngilizcesi, Granberry Türkçesi turna yemişi diye bilinen bir meyveden bahsedeceğim. Kuzey Amerika'da yetiştiriliyor. Eylül ayının sonundan Aralık'ın ilk iki haftasına kadar marketlerde satılan bir meyve. Meyve olarak tüketilmiyor ama kurutulmuşları ekmeklerde, salatalarda kullanılıyor. Meyve suyu olarak kullanılıyor ve tabii sos olarak kullanılıyor. Bu sos da özellikle Amerikalıların Şükran Bayramı denilen Thanksgiving Bayramı'nda mutlaka hindinin yanında servis edilir. Ben bir keresinde tadına bakmıştım. Hindiye bu kadar güzel yakışan bir sos görmedim gerçekten. Çok 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 lezzetli oluyor. Marketlerde her zaman bulunmadığı için ben bulduğumda böyle 3-4 paket alıp buzdolabına atıyorum. Bazen çıkarıp sos olarak yapıyorum. Bazen meyve suyu olarak hani kompostosunu yapıyorum. En çok da cheesecake'te kullanıyorum. Üzerine sos olarak yapıyorum. Muhteşem yakışıyor cheesecake'e gerçekten. Siz de bu mevsimi bitmeden böyle bu paketlerde alıp buzdolabına atın. İstediğiniz zaman da çıkarıp kullanabilirsiniz. Bugün ben iki şekilde tarif vereceğim size. Hem hindinin yanında sos olarak yenilebilecek halini ve tabii ki bir de marmelat olarak kullanılan halini göstereceğim. Büyük pakette almıştım. Yaklaşık 300 gram kadar gram biri, 1,5 su bardağı şeker, 2 portakal suyunu kullanacağız portakalın ve tabii ki 1 su bardağı da su kullanacağız. Portakalın suyunu sıkıyoruz. Bir tencereye gram biriyi ekleyeceğim. Üzerine portakal suyunu, şekeri ve suyu ekleyip kaynatacağım. Bu ölçüye 1,5 su bardağı şeker tam geliyor ama biraz ekşi seviyorsanız şekerini azaltabilirsiniz. Çok farklı bir meyve. Türkiye'deki kuş burnu Azerbaycan'daki it burnuna çok benziyor. Görünüş olarak da benziyor. Zaten içerik olarak da benziyor. Çünkü kuş burnunun çayı, marmelatı nasıl güzel oluyorsa bu da aynen kompostosu, sosu ve marmelatı çok lezzetli oluyor. Evet, ocakta iyice kaynatıyoruz. Böyle meyveler patlayıp açılıncaya kadar kaynatıyoruz. Suyu da hafif koyulaşınca ocaktan alıyoruz. İşte bu sos olarak tüketilmeye hazır. Hindinin yanında afiyetle yeniliyor. Bu şekliyle meyveler de ağza gelecek şekilde oluyor. Cheesecake'in üzerine sos olarak kullanmak istersek eğer sıcakken hemen süzgece döküp koyu kısmını ayırıyoruz veya istersek koyu kısmıyla beraber blenderdan geçiririz. Her iki şekilde kullanabilirsiniz cheesecake'in üzerine sos olarak. Blenderdan geçirdikten sonra koyu bir kıvamı oluyor. Bunu aynı zamanda marmelatlı kurabiyelerde ve tabii ki sabah kahvaltısında marmelat olarak tüketebiliriz. Mevsimi bitmeden mutlaka alıp siz de deneyin. Çok lezzetli ve çok güzel bir tat. Çok da farklı bir lezzet gerçekten. Çok da sağlıklı. Sağlığını isterseniz Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Biraz bekleyince de tabii bu şekilde koyulaşıyor. Ekmeğin üzerine veya kaşıkla yenilebilecek bir hale geliyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.